Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Fotosentezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fotosentez denklemlerini verdim size. Kloroplastlardan bahsettim. Şimdi kısaca bir fotosentezin genel olarak bahsetmek istiyorum. Daha sonra detaylarına ineceğiz. Çünkü ta güneş ışığından başlayacağız. Elektron taşıma sistemi, mitokondrideki kemozmozla kloroplastdaki kemozmozu karşılaştıracağız. Bayağı uzun yolumuz var. O yüzden bir an önce başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar, fotosentez iki tane evreden oluşuyor. Bunlardan biri ışığa bağımlı evre, diğeri de ışıktan bağımsız evredir. Şimdi ilk önce ışığa bağımlı evreyi şöyle bir yazayım bakın. Işığa bağımlı evre. Arkadaşlar, ışığa bağımlı evrede neler gerçekleşiyor, neler kullanılıyor? Şimdi kısaca bir tablo gibi vereceğim size. Bir de hemen altına ışıktan bağımsız evre diyorum. Işıktan bağımsız evre. Şimdi biri ışığa bağımlı, diğeri ışıktan bağımsız. Hani acaba biri gündüz, biri gece mi gerçekleşiyor diye kesinlikle düşünmüyoruz. Her ikisi de gündüz gerçekleşir arkadaşlar. Yani ışık varlığında gerçekleşir desek daha doğru olur. Çünkü yapay ışıkla da geceleri de fotosentez yaptırılabiliyor. Şimdi bakın, ışık reaksiyonlarında, yani ışığa bağımlı evrede bir kere su kullanılır arkadaşlar. Hani fotosentezin genel denklemini hatırlayın. Karbondioksit ve su tepkimeye giriyor. Besin ve oksijen ürün olarak çıkıyor. Şimdi burada suyun kullanıldığı evre ışığa bağımlı evredir. Su arkadaşlar, fotoliz dediğimiz olayla ışık sayesinde, yani güneş sayesinde parçalanır. Daha sonra oksijen ve hidrojen açığa çıkar. Yani hidrojen dediğimiz elektronlarla birlikte hidrojen de açığa çıkar. Buradaki oksijen atmosfere verilir. Peki hidrojenlere ne olacak? Ve elektronlara ne olacak tabii ki? Arkadaşlar, hidrojenler fotosentezde NADP dediğimiz, NADP, nikotin amit dinikleotit fosfat. Bakın, NAD'dan tek farkı bir tane fosfat grubunun olmasıdır. NADP'nin. NADP'ye hidrojenler bağlanıyor arkadaşlar. NADPH artı H oluşuyor. Peki kaç tane oluşuyor? 3 tane oluşuyor. Daha sonra ayrıca bu elektronlar elektron taşıma sisteminde, pardon, 3 tane değil arkadaşlar, özür dilerim, yanlış yazdım. 2 tane NADPH oluşur. 2 tane NADPH. Elektronlar elektron taşıma sisteminde kullanılarak 3 tane de ATP üretilir. Daha sonra bu NADPH'lar ve ATP'ler arkadaşlar kullanılır. Ve ışıktan bağımsız evre gerçekleşir. Yani ışıktan bağımsız evrede biz neler kullanıyormuşuz? NADPH'ı ve ATP'yi kullanıyormuşuz. Daha sonra karbondioksit tabii ki devreye giriyor. Karbondioksit, NADPH'daki hidrojenler, ATP kullanılıp ne üretiliyor arkadaşlar? Besin, yani C6, H12, O6 üretiliyor. Şimdi aslında şöyle de söylemek istiyorum size. Şimdi biz hep glikoz üzerinden gidiyoruz ama aslında üretilen madde, bakın, temel olarak bir formül edecek olsak CH2O şeklindedir. Buraya N'i yazacağız. Genelde bu şekilde üretiliyor arkadaşlar. Kaç tane karbondioksit kullanılıyorsa ona göre de besin üretilmiş oluyor. Yani 3 karbonu da olabilir, 6 karbonu da olabilir. Bu şekilde üretim gerçekleşiyor. Peki buradaki NADPH'ları, ATP'lere ne oldu? Onları kullandık. 2 tane NADP tekrardan ortama verildi. 3 tane ADP tekrardan ortama verildi arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Tabii ki burada başlangıçta ışığa bağımlı evrede 2 tane NADP devreye girecek. 3 tane de ADP devreye girecek. Bu 3 ADP, 2 NADP kullanıldı. ATP ve NADPH üretildi. Suyun ayrışmasıyla oksijen atmosfere verildi. Sudaki hidrojenler de nereye geldi? NADPH'a. Daha sonra bunlar kullanıldı. Karbondioksit kullanıldı arkadaşlar. Besin olayı gerçekleşti. Yani besin üretimi gerçekleşti. İşte bizim fotosentezin genel olarak özeti bu şekilde. Şimdi biz ne yapıyoruz? Başlıyoruz detaylarına girmeye. Şimdi arkadaşlar, ne yapalım? Güneş ışığının yapısından bahsedelim. Hemen bir başlık yazıyorum şöyle. Güneş ışığının yapısı diye. Güneş ışığının yapısı. Şimdi neden güneş ışığının yapısından bahsediyoruz? Çünkü arkadaşlar,
Güneş ışığı etrafı aydınlattığı gibi bize de enerji gönderiyor. Bu enerjiyi tabii ki bizler kullanamıyoruz ama bitkiler bu enerjiyi besinde depo ederek bizlerin kullanmasını sağlıyor. Ayrıca kendi besini de karşılamış oluyor. Şimdi bu güneş ışığının yapısında neler var? Zararlı yapıları var mı? Zararsız yapıları var mı? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, ışık elektromanyetik enerji olarak bilinir. Bakın, ışık enerjisi elektromanyetik bir enerji olarak bilinir. Bir kere ilk önce şunu yazalım. Işık elektromanyetik bir enerjidir. Bir enerjidir. Peki diğer özelliği nedir? Arkadaşlar, şimdi elektromanyetik dalgalar halinde geliyor bu enerji. Elektromanyetik dalgalar arasındaki biz uzaklığa bir dalga boyu diyoruz. Yani şöyle düşünün mesela. Şöyle bakın, birazcık fiziğe girmiş oluyoruz herhalde. Şöyle elektromanyetik dalgalar halinde geliyor. Bu dalgalar arasındaki mesafeye ne diyoruz? Dalga boyu diyoruz. Dalga boyu diyoruz arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalar arasındaki uzaklığa dalga boyu diyoruz. O zaman yazalım. Elektromanyetik dalgalar arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. Dalga boyu denir. Evet. Peki daha ne yapacağız? Neler öğreneceğiz? Arkadaşlar, ışığın bütün dalga boyuna biz elektromanyetik spektrum diyoruz. Hatta birazdan bunu görünür bölge ışık, işte UV ışınları falan diye ayıracağım. Şöyle diyelim. Işığın bütün dalga boyuna, ışığın bütün dalga boyuna elektromanyetik spektrum denir. Arkadaşlar, bu elektromanyetik spektrumu 380 nanometrelik dalga boyuyla 750 nanometrelik dalga boyu görünür ışık olarak adlandırılıyor. Yani bizim şu an etrafımızda işte renkleri algılayabildiğimiz, böyle etrafı aydınlatan o görünür bölge neymiş? 380 nanometre ile 750 nanometre arasındaki dalga boyuymuş. Bu dalga boyları arasındaki ışığa ne diyoruz? Görünür ışık diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Elektromanyetik spektrumun 380 nanometre ile 750 nanometre dalga boyu arasındaki bölgeye görünür ışık denir. Görünür ışık denir. Arkadaşlar, bu şimdi ışık dedik, yani görünür ışık falan. Bu ışık dediğimiz madde, yapı, birbirinden ayrı parçacıklar halinde hareket ediyor. Biz bu parçaların her birine foton diyoruz. İşte fotosentezin temeli de bu fotonlardan geliyor. Bu fotonlar bizim işte bitkimize gelip enerji veriyor, güneş enerjisini veriyor. Bu enerjiyi kimyasal enerjiye çeviriyorlar. O zaman şöyle diyelim. Işık birbirinden ayrı parçacıklar halinde hareket eder. Hareket eder. Bu parçacıklara foton denir. Foton denir. Yani bunlar aslında belki karşımıza çıkmayabilir. Hani direkt olarak bir soru olarak gelmeyebilir arkadaşlar, ama fotosentezin temelini anlayabilmemiz için bunları bilmemiz lazım. O yüzden fotosentezin temelini burada oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar, dalga boyu kısaldıkça o ışıktaki her bir fotonun enerjisi artıyor. Yani dalga boyu ne kadar kısa olursa enerji de o kadar yüksek oluyor. Neden? Şöyle düşünün. Her bir dalga boyu arasında belirli bir mesafe gitmek zorunda ya. Bu mesafe uzadıkça enerjisi azalıyor artık. Şöyle düşün, uzun bir yol yürüdüğünüzü düşünün. Uzun bir yol yürüdüğünüz zaman ne olur? Artık enerjiniz azalır. Ama kısa bir yola gittiğiniz zaman daha enerjik olursunuz. Böyle düşünün. O zaman şöyle diyelim. Dalga boyu kısaldıkça
O ışıktaki her bir fotonun enerjisi artar. Şimdi gelelim elektromanyetik spektrumda arkadaşlar. Biz bu ışıkları bir gösterelim. Bakın şöyle elektromanyetik spektrumumuz var. Biz bunu bölgelere ayıracağız arkadaşlar. Birinci bakın en düşükten en yükseğe doğru gidiyoruz. Birincisi en düşük olanı gamma ışınları. Daha sonra arkadaşlar X ışınları. Sonra UV ışınları ve geliyorum bizim kısmımıza. Bakın şurada burayı daha böyle açık olarak göstereceğiz arkadaşlar. Burada görünür ışık dediğimiz bölge vardır. Neydi bu bölge bakın? 380 ile 750 nanometre dalga boylu kısımda. Peki bundan sonra ne gelecek? Kızılötesi ışınlar. Daha sonra arkadaşlar mikrodalga ışınları gelecek. Mikrodalgalar. Ve en son da radyo dalgaları. Şimdi biz nereden başladık? Bakın sıfırdan başladık değil mi? Sıfırdan başladık gidiyoruz. Arkadaşlar o zaman en yüksek enerji nerede var? Sıfır olan kısımda. O zaman ben şöyle gösterebilir miyim? Bakın şöyle. Bu tarafa doğru gittikçe bakın burası yüksek enerji. Enerji ne yapıyordu? Düşüyordu o zaman. Düşük enerji diyeceğiz. Daha sonra yine bu tarafa gittikçe arkadaşlar dalga boyu ne yapacak? Uzayacak. O zaman burada kısa dalga boyu. Bu yüzden zaten yüksek enerjiliydi. Buraya da ne diyeceğiz? Uzun dalga boyu diyeceğiz. İşte bizim elektromanyetik spektrum dediğimiz yapı bu şekildedir. Bu elektromanyetik spektrumda arkadaşlar bizim için önemli olan kısım tabii ki görünür ışık kısmıdır. Görünür ışıkta ne yapıyor? Fotosentez gerçekleşiyor. Bizim gözle görebildiğimiz kısım burası. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. Bakın ışığa bağımlı evreden başlayacağız. Işığa bağımlı evreye girdiğimiz zaman size fotosentetik pigmentlerden bahsedeceğim. Klorofilden, karotenoidlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra bir deney var. Angelman deneyi dediğimiz bir deney. Bu deneyden bahsedeceğiz bu videoda. Daha sonra fotosistemler var arkadaşlar. Fotosistemleri iki diğer videoya aktarayım. Daha iyi olur. Çünkü onun devamında devirsiz elektron akışı, devirli elektron akışı diye ışığa bağımlı evrenin kısımları var. Şimdi biz hemen bakın bir diyoruz. Işığa bağımlı evre diyoruz arkadaşlar. Şöyle kırmızı kalemim nerede onu alayım. Kırmızı kalemi kaybetmişim herhalde. Neyse başka bir renkle yazalım. Şunu da yazalım. Evet. Şöyle bir diyorum. Işığa bağımlı evre. Işığa bağımlı evre diyoruz. Veya arkadaşlar aydınlık evre olarak da geçebilir. Işıklı evre olarak da geçebilir. Aynı şeyler. Şimdi ışığa bağımlı evre arkadaşlar nerede gerçekleşiyor? Kloroplastın tilakoid dediğimiz kısımlarında gerçekleşiyor. Peki bu evrede kısaca ne oluyor? Bu evrede ATP ve NADPH üretiliyor arkadaşlar. Yani ilk önce ışık enerjisi ATP'ye ve NADPH'a dönüştürülüyor. NADPH'taki o hidrojenler, elektronlar ne yapıyor, ne taşıyor? Tabii ki enerji taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk önce bunu dönüştürüyoruz. Daha sonra ışıktan bağımsız evrede ise neye dönüştürecek? Besindeki kimyasal enerjiye dönüştürecek. Şimdi o zaman şöyle yazalım ışığa bağımlı evre için. Kloroplastın tilakoidleri ışık enerjisini ATP ve NADPH formunda kimyasal enerjiye dönüştürür. Evet, ilk yaptığı olay bu. Şimdi arkadaşlar, burada fotosentetik pigmentlerden bahsedelim. Şöyle başlık yazayım. Fotosentetik pigmentler.
Sonuçta burada pigmentler işimize yarayacak. Nasıl? Ne iş yapacaklar? Klorofil burada ne yapıyor? Karotenoidler ne işe yarıyor? Buna bakalım. Arkadaşlar, eğer bir pigment beyaz ışıkla ışıklandırılırsa, o pigment en fazla hangisini yansıtıyorsa ya da hangisini hangi rengi geçiriyorsa biz o rengi görürüz. Mesela şöyle düşünün. Biz yaprakları neden yeşil renk görüyoruz? Çünkü ona beyaz ışık geldiği zaman en fazla yeşili yansıtıyor ya da işte yeşili emiyor arkadaşlar. Bu yüzden de biz onu o renk görüyoruz. Mesela üzerimize giydiğimiz kazaklar, diyelim ki mor bir kazak giydik. Mesela benim giydiğim mor bir kazak. Bunu neden ben mor renk görüyorum? Çünkü bu ışığı mor düzeyde emiyor veya ışığı geçiriyor arkadaşlar. Bu yüzden de yansıma olarak mor renkli görünüyor. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Fotosentetik pigmentlerin etkisi bu şekildedir. Eğer ki bir pigment bütün dalga boylarını soruyorsa arkadaşlar, o da siyah renkli görülür. Eğer hiçbirini sormuyorsa beyaz renkli görülür. Yani bu kağıdın beyaz renkli görünmesi o zaman hiçbirini sormamasından kaynaklanıyor. Veya işte siyah bir şeyin siyah renkli görünmesinin sebebi hepsini sormasından kaynaklanıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. O zaman bir yaprağa baktığımız zaman yeşil renkli görmemizin sebebi neymiş? Klorofilin mor, mavi ve kırmızı ışığı arkadaşlar sorması, yeşili geçirmesidir. Bunları sorarak rengi belli etmiyor ama yeşili geçirdiği için ne yapıyor? Rengi yeşil olarak görülüyor. O zaman ben hani beyaz ışık falan direkt girmeyeceğim oraya. Direkt neden yeşil göründüğünü yazayım arkadaşlar. Şöyle bir yaprağa bakınca yeşil görmemizin sebebi klorofil, mor mavi ve kırmızı ışığı soğurur. Yeşili geçirir. İşte yeşili geçirdiği için biz onun yeşil renkli olmasını, yani onun yeşil renkli görmemizi sağlamış oluyor. Arkadaşlar, bir pigmentin, diyelim ki yeşil renkli pigment. Bunun ışığın farklı dalga boyunu sorma yeteneğini ölçtüğümüz alete biz spektrometre diyoruz. Spektrofotometre diyoruz arkadaşlar. Biz bunu üniversitedeyken belki siz de yapmışsınızdır. Bu makineyi kullanmıştık. İşte hangi ışığı soruyor, hangisini geçiriyor falan deneylerle görmüştük. Belki siz de görürsünüz. Spektrofotometre unutmayalım. Zaten elektromanyetik spektrum diyoruz ya, oradan da aklınıza gelebilir. Ben yine dediğim gibi çok fazla yazmak istemiyorum. Arkadaşlar, kloroplastlarda 3 farklı pigment var. Şimdi gelelim asıl işin özüne. Bakın 3 farklı pigment var. Bunlar klorofil A, direkt olarak fotosentezde görev yapan klorofil A. Bir diğer arkadaşlar klorofil B ve karotenoidlerdir. Klorofil A fotosentezde direkt olarak görev yapar ama klorofil B ile karotenoidler yardımcı görevlilerdir. O zaman şöyle yazalım. Kloroplastlarda 3 farklı pigment vardır. Bunlar neymiş arkadaşlar? Klorofil A, bakın, bir klorofil A, ikincisi klorofil B, üçüncüsü de karotenoidler. Şimdi TTAYT'yi anlatırken biz sadece klorofil AB demiyoruz, sadece klorofil diyoruz ve karotenoidler diyoruz. Yani A'sını B'sini karıştırmıyoruz ama tabii bizim klorofilin A'sını B'sini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi klorofil A direkt olarak, bakın, doğrudan görev alır ama bu ikisi dolaylı olarak görev alıyorlar. Dolaylı olarak görev, uzun uzun yazmıyorum, böyle kısaca not tutalım. Arkadaşlar, klorofil A'nın en iyi çalıştığı ışık mor, mavi ve kırmızı ışıklardır. Neden? Çünkü burada fotosentez daha çok yapılıyor. Bu yüzden arkadaşlar bu ışıklarda daha iyi bir şekilde fotosentez yapıyor. Birazdan zaten Angelman deneyinden bahsedeceğim. Orada da göreceğiz. O zaman şöyle yazalım. Klorofil A
A. Fotosentez için en iyi mor mavi ve kırmızı ışığı sor. O yüzden bu mor mavi ve kırmızı ışıkta fotosentez daha yüksektir arkadaşlar. En az etkili olan ise yeşildir. Neden? Çünkü yeşili geçiriyor. Geçirdiği için renginin bu şekilde olmasını sağlıyor. Fotosentez yoktur diyemiyoruz tabii ki, yeşil ışıkta var ama daha azdır arkadaşlar. Şöyle yazayım. En az etkili yeşildir. Peki klorofil B ne yapıyor? Arkadaşlar klorofil B'de klorofil A'nın sormadığı bazı ışınları soruyor. Yani yardımcı oluyor. Karotinoidler de arkadaşlar aynı şekilde. Bunlar da ne yapıyor? Mor ve mavi, kırmızı, mor mavi ve yeşil ışığı soruyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de işte bitkinin sarı olmasını, turuncu tonlarında olmasını sağlıyor. Yani sarı ile turuncu tonlarında oluşmasını sağlayanlar kimlermiş? Karotinoidlermiş. O zaman şöyle yazalım. Bakın şuraya yazıyorum. Klorofil A'nın soğuramadığı bazı ışınları sorur. Karotenoidleri de yazalım. Karotenoidler mor ve maviyi aynı renk gibi düşünün. Hani o tonlarda olduğunu düşünün. Ve yeşil ışığı soğurduğu için sarı ve turuncunun çeşitli tonlarında görülür. Arkadaşlar bu da aynı klorofil B gibi işte bu ışınları sorarak klorofile yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar gelelim Angelman deneyine. Bakın Angelman deneyi. Bu deney önemli. Angelman deneyi. Şimdi neden önemli bu deney? Çünkü fotosentezin en iyi hangi ışıkta yapıldığını açıklayan bir deneydir. Peki ne yapıyor bu Angelman dediğimiz bilim insanı? Neler yapıyor? Arkadaşlar bu bilim insanı ipliksi bir alg kullanıyor. İpliksi alg. Şimdi ipliksi alg fotosentez yapan bir canlı değil mi? Alg zaten fotosentez yapan canlılar. Hatta atmosferdeki oksijenin %70'ini, yanlış hatırlamıyorsun %70'ti. %70, %80'lik kısmını algler oluşturuyor. Arkadaşlar bu ipliksi algi alıyor ve bu ipliksi algi her türlü olanağı sağlıyor. Yani fotosentez yapabilmesi için her türlü olanağı sağlıyor. Daha sonra bunun etrafına oksijenli solunum yapan bakterileri yerleştiriyor. Oksijenli solunum yapan bakteriler şöyle bir yayılım gösteriyorlar bakın. Şöyle bir yayılım gösteriyorlar arkadaşlar. Yani başta ve sonda bakın ipliksi algin başında ve sonunda tabi buna ışık veriyor ipliksi algi. Daha fazla bakteri oluşuyor arkadaşlar. Orta kısımda daha az bakteri oluşuyor. Yani üreme bakımından baktığımız zaman daha az. Neden? Çünkü bunun sebebi şu. Arkadaşlar bu kısımda bakın bu kısmı mor mavi ışıkla ışıklandırıyor. Burayı kırmızı ışıkla ışıklandırıyor. Şurayı da arkadaşlar yeşil ışıkla ışıklandırıyor. Şimdi baktığınız zaman o zaman mor ve mavi ışıkta daha fazla bakteri üremişse o zaman en iyi fotosentez hangi ışıkta yapılır? Mor ve mavide. Daha sonra nerede? Kırmızıda. En az fotosentezde nerede gerçekleşir? Yeşil ışıkta gerçekleşir arkadaşlar. İşte Angelman'ın yaptığı deney budur. Yani ışığın dalga boyunun fotosenteze etkisini araştırmıştır. Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisi. Böyle bir deney yaparak arkadaşlar Angelman İşte mor ve mavi ışıkta daha hızlı, kırmızıda biraz daha hızlı,
Yeşilde en az fotosentez yapıldığını göstermişti. Peki bununla ilgili nasıl bir soru gelebilir bize? Şöyle gelebilir. Der ki, işte bu deneyi verir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır veya hangisi doğrudur diyebilir. Bakın burada size direkt yazacağı şey nedir biliyor musunuz? Yeşil ışıkta fotosentez yapılmaz der. Bakın bu yanlış olur. Neden yanlış? Çünkü yeşil ışıkta fotosentez var ama az var. Mor ve mavi de, kırmızı da daha fazla. Diğerlerinde orta derecede ama en az yeşil ışıkta olduğunu unutmayalım. Evet, burada bitireyim arkadaşlar. Fotosentetik pigmentleri anlattım. Sonraki videoda fotosistemlerden bahsedeceğim. Bunlar önemli çünkü fotosentezin ışıklı evresinde kullanılan sistemlerdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.